Her toplantıda söylediğimiz gibi size önce iyi mesailer ve çok sağlık diliyorum. Kolay gelsin. Evet yeni bir haftadayız. Ekonominin ordunargisi de biraz önce konuştu. Dün akşamki konuşmasıyla dolar 13.90'ları görmüştü. Sabah beyefendi kürsüye çıksın rahat konuşsun diye merkez bankası ani bir kararla piyasaya müdahaleye başladı ve beyefendi kürsüdeyken 12.48'e kadar doları indirdiler. Yani Türk parası 1 lira değer kazandı. Fakat beyefendinin konuşması bitti. Son tabloyu takip edemedim ama tekrar 13'leri gördük. Bu bir kepazelik. Cumhurbaşkanı grup konuşmasına çıkarken piyasaya para pompalayıp güya doların düşüşünü kamuoyuyla göstermek Aldatmacadır, göz boyamadır, ucubeliktir, garabettir. Tablo şu. 11 Kasım'da burada sizlerin huzuruna çıktım. Görsel olarak dedim ki bunların devraldığı Türkiye'de 1 dolar 1 lira 60 kuruştu. Tek adam rejimine geçtik 4 lira 70 kuruş oldu. Ve bugün 11 Kasım 2021 itibarıyla dedim ki 1, 1 dolar 9.70 100 dolar 970 lira dedim ve tam 970 lirayı bir 100 dolarla mukayesettim. Bu 11 Kasım'da. Şimdi 11 Kasım'da 100 dolar 970 lira idi. Şöyle. Tam olarak burada 970 lira var. 20 gün geçti arada. Bu 970'in üstüne tekrar 20 gün sonra huzurunuza çıktım. 100 lira daha koyacağız. Koydum. Yetmedi. 1070. 1170. 1270 ve 1370. Şöyle paraların hepsi görürsün. Millet sayısı. İşte siyaz ekonominin ordinaryüsü 100 doları bu hale getirdi. Şimdi tablo bu. Allah esirgesin. Önümüzdeki haftalarda karşınıza çıktığımda kaç lira göstereceğim bilmiyorum. Paraları tutmaya elim yetmiyor. Danışmanlardan yardım isteyeceğiz. Ordinarius'un Türk parasını dolar karşısında nasıl pul ettiğinin somut göstergesi bu. İki haftada yani 20 günde 400 lira üstüne koymak zorunda kaldık 100 dolar almak için. Tablo bu. Bu 50'yi de getirdim. Merkez Bankası'nın müdahalesiyle bunu kurtardık. Bu 50'yi kurtardık. Çok şükür. Değerli arkadaşlar. Beyefendi. Merkez Bankası tabii borç aldığı dövizi piyasaya satıyor. Bu ne olacak? Eksi rezervimiz Arkadaşlara sabah aldığım brifingde 47 milyar dolardı. İnanın Akşam Merkez Bankası'nın eksi rezervi çok emin olarak söylüyorum. 50 milyar doları da geçmiş olacak. Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğim demiş. Keşke. Keşke. Stokçu olsa da stokta mal olsa da sen de bu stokçu fırsatçılara ülkeyi mezar etsin. Erdoğan, üretim yok ki stok olsun. Üretim yok sanal büyüme rakamlarını vererek bu iş olmaz. Türkiye'nin bir gerçeği var. Değerli arkadaşlar, 24 milyon hane var bu ülkede. 24 milyon hane. Ve 34 milyon 647 bin insanımızın bankalara borcu var ya. Tekrar ediyorum. 24 milyon bacası tüten ev var, hane var, ocak var. 34 milyon 647 bin insan borçlu. Borçlu. Yani şimdi tabii burada anket yapsak borçsuz biri var mı bilmiyorum. Ve vahim bir tablo söyleyeyim. 3 milyon 700 bin insanımız kara listede. 3 milyon 700 bin insanımız. Yani bankalar bu insanları fişlemiş. Kara listeye almış. Kredi vermiyor, borç para vermiyor vesaire vesaire. 3 milyon 700 bin. Yani bu her 100 haneden 16 tanesi kara listeye girmiş demek. Batakçı ilan edilmiş demek. İşte insanımızın gerçek hali bu. Erdoğan'ın bugün abarttığı, çizdiği o pembe tablo yok Türkiye'de. Keşke olsa. Biz de helal olsun desek. Diyor ki bugün kurun ne önemi var? İnsanın işi olsun, aşı olsun, geleceğe güvenle baksın. Erdoğan herhalde işsizlikten, açlıktan, kıtlıktan haberin yok. Tabii sizin kafa şu, milletin karnına kuru ekmek giriyorsa insanlar aç değildir. Mantığınız bu çünkü. Ve Erdoğan'a bir rakam daha verelim. Demiştim 24 milyon hane var diye. 24 milyon. 23 milyon 71 bin adet icra dosyası var bu ülkede. 23 milyon 71 bin adet. Hane başına bir icra dosyası düşüyor ya. Evet mükerrerler vardır mutlaka ama yazık günah. Bu ülke, bu toplum, bu millet nasıl bu hale geldi? Bunun bir hesabında ver kardeşim. Çık bir öz yap. Bir öz yap. Sonra dedi ki dön. Kardeşim tablo bu de. Bu millet bir ekonomik krizde alyansını satıp devletine veren millettir ya. Bileziğini satıp dev, devletine veren bir millettir bu millet. Sen Türkiye'yi 15 Temmuz'un arkasında diye ilan ettiğin Arap emirliği şeyhlerine ipotek niye diyorsun kardeş? Bir Katar sevdasıdır yetti şimdi de Birleşik Arap Emirlikleri sevdamız başlıyor. Hayırlara vesile olsun. Hayırlara vesile olsun. Ama Türkiye sahipsiz değil, herkes bunu bilecek. Bir kurtuluş savaşıdır, bir vesayet, bir mandadır gidiyor. Değerli arkadaşlar, adama sormazlar mı, insana sormazlar mı? Yahu 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsun ve senin avanen seni dünya lideri ilan etmiş. Hangi vasıflarınla dünya lideri olduğunda, şimdi koskoca Türkiye ekonomik kurtuluş savaşı vermek zorunda, kime karşı? Düşmanımız kim bilmiyoruz. Ha bilsek biz de yanında saf tutalım. Türkiye ekonomisine kural dışı bir müdahale varsa bilelim. Devlet hepimizin. Biz de yanında saf tutalım. Kural dışı müdahale var. Beyefendinin meşhur teorisi var. Faiz sebep, enflasyon sonuç kehaneti var. Arkadaşlar bir manda arıyorsan siyaset mafyadan aylık harcını alıyor 10 bin dolar. Mafya manda. Siyaset mafyanın vesayetinde. Bunu çözemediğin sürece. Yabancılardan yüksek faizle dolar borçlanıyoruz. Niye borçlanıyorsun Erdoğan? Niye borçlanıyorsun? Hem de yüksek faizle. Sonra dış güçler diye bağırıyorsun. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını dolarla satıyorsun. Dış güçler diye efeleniyorsun. Şikayetçi oluyorsun, müşteki oluyorsun. Bu vatandaşlık vatandaş adı üstünde vatanın hissedarı demek. Bu vatan dolarla kurulmadı Erdoğan. Kanla kuruldu. Sen şimdi onu dolarla satıyorsun. Hatta bir düzenleme yaptın. 250 bin doları 20 bin dolar gösterip millet vatandaşlık alıyor. Yani resmen 250 fiilen 20 bin doları veren herkesi vatandaş yapıyorsun. Karını dökenler onların torunları ne oluyor? Bu da bir vesayet. Devlet ihaleleri dolarla yapılıyor. Devlet Türkiye Cumhuriyeti devleti, devletin bürokrasisi başındaki insan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ihale alan müteahhit Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ihale dolarla. İhale avroyla. E manda bu Erdoğan işte. Manda bu. Ve garanti ödemelerini dolarla yapıyorsun. Kendi vatandaşından dolar, euroyla borç alıyor devlet. Kendi vatandaşından, ekonomistlerin ilk günah dediği iş, suç işleniyor. Ve Erdoğan, bu Türkiye'deki bankaların mevduatının toplamının yüzde 58'iydi. Geçen hafta sabah arkadaşlar uyardı, bankalardaki mevduatın yüzde 61'i dolar ve avro. Manda bu işte. Senin kafanla, senin mantığınla... Bankalarda dolar ve avrosu olan herkes mandacı ve dış güç. Bunlar bizim senin Türk parasını pul etmenden dolayı 100 doları 1400 TL etmenden dolayı Türk parasına ve devlete olan güvensizlikten dolayı millet paradan Türk parasından kaçıyor. Kaçıran kim? Sensin. Kurtuluş savaşı yapacaksan kendi egona karşı yap. Kendi egona yap. Bir söz var sana hatırlatayım. Başkalarına hükmeden kuvvetlidir. Sen bu yönüyle kuvvetlisin doğru. Kendine hükmeden kudretlidir. Sen önce kendine hükmet. Devleti yöneten insanda kuvvetten ziyade kudret ararız. Sen başkalarına hükmetmekle devleti tek başına idare ettiğini zannediyorsun ama koca devlet elden gidiyor. Değerli arkadaşlar, Devlet Denetleme Kuruluna görev vermiş beyefendi. Döviz manipülasyonunun yapılıp yapılmadığını Devlet Denetleme Kurulu araştıracak. Şimdi Devlet Denetleme Kuruluna sesleniyorum. Sesleniyorum. Biz de ayrıca mecliste bir araştırma önergesi verdik. Bu 128 milyar doları da buna katalım. Devlet Denetleme Kurulunun buna gücünün yeteceğini zannetmiyorum. Mecliste bir araştırma komisyonu kuralım diye. Döviz döviz manipülasyonu, kur manipülasyonu ile ilgili. Bakalım bugün getiriyoruz göreceğiz. Ama çok net bir şey söyleyeyim. Gene geçen 11 Kasım'da sizin karşınıza çıktığımda 128 doların milyar doların ortalama altı buçuk lira kurla satıldığını söylemiş ve dolar bugün için 10 lira oldu arada 4 lira var 4 tane 128 milyar şu kadar para eder demiştim. Şimdi 128 milyar tane 7 lira. Çünkü altı buçuktan peşkeş çekildi, yağmalandı, satıldı, buharlaştı. Şimdi on üç buçuk. Fark yedi. 128 tane yedi lira, 896 milyar TL yapar. Bu ne biliyor musunuz değerli arkadaşlar? 2019 yılı Türkiye bütçesi. 2019 yılındaki Türkiye bütçesi kadar para, yaklaşık buharlaşmış. Eşin dostun cebine düşmüş. Bu 10 kişidir, 100 kişidir, bin kişidir. Ben bunu bilmem. Ama Erdoğan eşi, dostu, yandaşı, akrabayı zengin etmeyi başarmış. Hem de öyle bir zenginlik ki 896 milyar Türk lirası 128 milyarın buharlaşmasından dolayı Beyefendinin avanesine ve yakınlarına ve onu sevenlere, ona hayran olanlara peşkeş çekilmiş. Milletin parası. Millet bize bazen diyor ya, tamam bunları yapacaksınız da kaynak işte kaynak tercih meselesi. Ona biraz değineceğiz. Milli Güvenlik Kurulu da karıştı bu işe. Yeni bir tablodur bu. Milli Güvenlik Kurulu'nun işlevi, yapısı bellidir. Milli Güvenlik Kurulu uyarılarını muhalefete yapmaz. Bir sıkıntı görürse uyarı uyarıyı düzeltelim tavsiyelerini muhalefete yapmaz. Hükümete tavsiyelerde bulunur. Şimdi yeni bir durum var. Milli Güvenlik Kurulu muhalefete uyarıda bulunuyor. Tavsiyede de değil. Milli Güvenlik Kurulu muhalefeti aba altından sopa göstererek tehdit ediyor aklıma şu geldi. Böyle vahim bir tablo. Yani ekonomik kriz dedik, ekonomik buhran dedik. Şimdi bir ekonomik felakete giderken böyle bir vahim tablonun ancak ve ancak otoriter totaliter bir yönetimle sürdürülebilmesi mümkün. Acaba Erdoğan Milli Güvenlik Kurulu'nun bu tutumuyla bir ohal zeminimi hazırlıyor merak ediyorum ama sakın deneme, sakın bu ekonomide Türkiye'ye düşürdüğün felaketi bir ohal katı yönetimiyle sürdürmeyi düşünme aklından geçirme. Bir sıkıntın varsa grup toplantısında söyleyemedin gel muhalefetle otur konuş, biz sana bu krizden nasıl çıkılacağını, bu felaketten. Nasıl çıkılacağını söyleyelim. Değerli arkadaşlar. Siyasetin tehdit dili de devam ediyor. Erdoğan'dan daha önce aldığım nasıl nefes aldığımızı bildiğini öğrendik. Daha neler olacak? Bunlar iyi günümüzmüş. Bunları öğrendik. Ülke yönetimine talip olmaktan vazgeçmemizi bize tavsiye etti ve hatırlattı. Çubuk'taki linç görüntüleriyle de aklınca muhalefete ayar verdi. Sayın Bahçeli'nin bir nefesi var çok kudretli bir nefes. İlk evvela Erdoğan'ın ensesindeydi bu nefes. Sonra CHP'nin ensesindeydi bu nefes. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ensesinde bu nefes. E Bahçeli bu nefesinin ilk kimin ensesine hissettirdiyse oradan başlasın ne yapacaksa biz de görelim. Yani Erdoğan'dan başlasın. Çünkü Erdoğan'a da nefesim ensenizde diyen bir Bahçeli var. Ama Cumhur İttifakı'nın her iki liderinin siyaseti gerdiğini, siyaseti kutuplaştırmaya, gerginleştirmeye, gerilimi tırmandırmaya hevesli olduklarını görüyorum. Biz siyaseti barışçıl yapmaya devam edeceğiz. Elbette münakaşa olacak ama müzakereyi ön planda tutarak Türkiye'yi içine düştüğü bu felaketten kurtarmak için üstümüze düşen her vazifeyi yapacağız. Arkadaşlar, demokrasinin bir tepki ve protesto rejimi olduğunu herkesin bilmesi lazım. Sokakta, meydanda, ekranda, sosyal medyada, köyde, kasabada, fabrikada, tarlada her yerde millet sesini yükseltecek. Erdoğan. Kusura bakma. Millet sesini yükseltecek. Milletin yükselttiği bu sese sen tahammül edeceksin. Hadi bize etmiyorsun. Muhalefete tahammül etmiyorsun. Milletin yükselttiği sese tahammül edeceksin. Bir ülkede iktidar muhalefeti tehdit ediyorsa demokrasi askıdadır. Askıdadır. Kurtuluş savaşı deyip duruyorsun. Millet açlıkla yoksullukla yoklukla soğukla hacizle savaşıyor zaten. Senin ayrıca bir yerlere savaş ilan etmene gerek yok. Esasen sen biraz sussan Türk parasının bu pul olma sürecinde de bir normalleşme belki sağlanacak. Ama tekrar söylüyorum. Erdoğan demokrasinin bir tepki ve protesto rejimi olduğunu aklından çıkarma. Sokağa meydana inenleri tehdit etme. Sokak demokrasinin mabedidir. Sokak meydan olmazsa demokrasi olmaz. Elbette barışçıl elbette vandallık yapmadan, elbette kimseye rahatsızlık vermeden insanlar tepki ve protesto hakkını kullanıyor, kullanacak. 4 Aralık'ta Mersin'de millet sesini yükseltecek. Millet milletin sesiyle buluşacak. Sen sokağa meydana inenleri kriminalize edersen, terörize edersen bundan kimse yarar görmez. Devleti içinde düşürdüğün halden kurtarmanın yolu demokrasiyi güçlendirmektir. Bunu da aklından çıkarma. Yani anlamıyorum. İş adamlarına çağrı yapıyor. Niye yatırım yapmıyorsunuz kardeşim? Faizler düştü diyor. Türkiye'de yatırım harcamalarının ister fabrika kur, ne yaparsan yap. Yüzde 45'inin ithalata dayalı olduğunu bilmeyen bir ekonomi profesörümüz, ordinaryusumuz var. Ya ne yaparsan yap Erdoğan. 100 liralık yatırımın 45 lirası ithalat. O işte senin 470'ten aldığın 10 üç buçuğa getirdiğin dolarla yapılacak iş. Bu şu demek Erdoğan. Senin bankadaki üç dört puan faiz indirimin bir işe yaramıyor. İki ay önce bir milyar liraya yapılacak bir yatırım. Şimdi bir milyar altı yüz milyon liraya yapılacak demek. Nasıl yatırım yapacak bu millet? Bunu da merak ediyoruz. Büyüme açıklandı. Gözlerimiz aydın olsun. Yüzde yedi nokta dört büyümüşüz. Sokakta, mutfakta, çarşıda, pazarda, millette, milletin cebinde yok. En başta söyledim. Türkiye'de 3 milyon 700 bin insan kara listede, 34 milyon insan borçlu. Türkiye büyüyor. Hep beraber bir rüya aleminde olsak gerek. Ama gene aynı yüzde 7.4 büyüdük diyen devlet tarımda da 5.9 küçüldüğümüzü söylüyor. Bak bu doğru. Gıda fiyatları patladı, tarımda tabii küçülme olunca, şimdi tablo ne? Tavanın altında tüp yok, tüp yanmıyor. Tavanın içinde yağ yok. Yağ varsa yağın içine kıracak yumurta yok. Yumurtada var ise yumurtaya banacak ekmek yok, ekmek. Altı ayda, sadece altı ayda, hazirandan bugüne... Un 219 liradan 387 liraya çıktı. Yüzde 77. Simit o bir buçuk liradan buçuk liraya çıktı. Erdoğan. Hadi bir simit hesabı yap be. Yapardın eskiden. Yapardın. Milletin içinden geldiğin zaman mutasyon geçirmeden önce, başkalaşmadan önce bir tek al alyansa sahip mal varlı olarak Recep Tayyip Erdoğan iken simit hesabı yapardın. Dört nüfuslu bir aile işte. Üç öğün çay, simit vesaire. Yapsana bir simit hesabı. Hadi yap. Ejder meyvesi falan bunları biz bilmeyiz. Simit hesabı yap. Çık milletin karşısına. Benim devraldığım Türkiye'de çay ve simit yiyen dört kişilik bir aile şu noktadaydı. Şimdi bu noktada de bakayım. Ekmek ya ekmek altı ayda yüzde elli zamlandı. Tavuk yüzde yüz dokuz. Ayçek yağı yüzde elli. Tuz yüzde 52 zamlandı. Altı ayda diyorum. Hazirandan bugüne. Beyefendi vergi varışları yüzde 36.2 yetki kendinde olmakla beraber limit belirlemiş. Yani enflasyon yüzde 19'du. Sen niye vergi varışlardan yüzde 36 alıyorsun? Milletin aklıyla dalga geçmenin başka bir yolu. Değerli arkadaşlar, elbette çözüm de var. Cumhuriyet Halk Partisi sadece şikayet eden Yanlışları ortaya koyan, hükümeti uyaran bir parti değil. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin içinde bulunduğu bu ekonomik felaketten çıkmanın çözümünü de her vesileyle ortaya koyan bir parti. Toplumun bütün kesimlerine değecek, toplumun bütün kesimlerini rahatlatacak, ferahlatacak bir projemiz, projeksiyonumuz var. Çok şeye de gerek yok. Amerika'yı da yeniden keşfetmeye gerek yok tercih meselesi. Bizim tercihimiz <laughs> özür dilerim. Bizim tercihimiz vatandaş. 84 milyon. Yani işçi, yani çiftçi, köylü, yani öğrenci, yani iş arayan işsiz genç, yani emekli, yani ev kadını, yani küçük esnaf, yani sanayici, herkes. Memur. Beyefendinin tercihi mahdut, sınırlı avanesi olmazsa olmaz bir avanesi var. Beşli çete malum. Üç dört maaş alan yandaşlar, eşi dostu yandaşı, uyuşturucu baronları, limanları ihale verdiği, kiraladığı büyük holding patronları. E senin tercihin bunlar olunca e millete para kalmıyor. Senin beş müteahhitin dünya klasmanında ilk beşte ilk onda ama Türkiye diğer ekonomik göstergeler bakımından 170. 160. sıralarda. Bu çelişkiyi ortadan kaldıracağız. Türkiye ekonomik hacim olarak dünyanın en büyük 20 ülkesinden biri 1976'dan beri. Erdoğan bunu 21'e düşürdü, küme düşürdü. Dört şeye ihtiyaç var. Bir tercih dedim, tercihimiz vatandaş olacak. İki Adalet terazisi kırık, onu tamir edeceğiz. Adalet, devlette adalet, eğitimde, sağlıkta, sokakta, fabrikada, her yerde adalet, herkes için adalet. Yargıçların ve savcıların cübbesindeki düğmeyi söküp atacağız. Üç, güven ortamı. Güven ortamı olmazsa hiçbir yatırımcı gelip Türkiye yatırım yapmaz. Keşke yapsa. Ve dört, israf, haram bunu bileceğiz dünyanın en müsrif devletiyle dünyanın en pahalı millete maliyeti en pahalı cumhurbaşkanı ile idare ediliyoruz. Devlet müsrif, cumhurbaşkanı da pahalı. Maliyeti pahalı. Böyle olunca işçiye, emekliye, köylüye, çiftçiye, öğrenciye, ev kadınına emekliye para kalmıyor. Bunları değiştireceğiz. Tekrar ediyorum. Bizim dönemimizde Devlette israf olmayacak. Herkes için adalet olacak. Tercihimiz vatandaş olacak. Eş dost yandaş olmayacak. Güven ve istikrar ortamını sağlayacağız ve Türkiye'de herkes derin bir nefes alacak. Değerli arkadaşlar, devletin içinde bulunduğu haldir bugün yaşadıklarımız. 100 dolar bir ton para ediyorsa bu devletin kaybettiği üç şeyden sebeptir. İnsana ne lazım? İnsana ne lazım? Yaşaması için üç şey lazım. Hava, su, güneş. Güneş, hava ve su olmazsa insan ölür. E, e, liyakat, adalet ve ahlak olmazsa da devlet olur. Şu anda devlet liyakattan yoksun. Adaletten yoksun, ahlaktan yoksun bu devletin bu şekilde nefes alması mümkün değil. Tıpkı bizim hava, su, güneşe nasıl ihtiyacımız varsa devletinde liyakata, liyakatlı kadrolara, adalete ve ahlaka ihtiyacı var. Yedi buçuk liralık boruyu iki bin liraya müteahhite satan devlet ahlaksız devlettir. Liyakatsız devlettir. Adaletsiz devlettir. Devletin yedi buçuk liralık boruyu boru için müteahhite varsın da on lira on beş lira ödesin. İki bin lira ne ya? İki bin lira ödenir mi kardeşim? Ondan sonra devlet batar. Külfeti de millet çeker. Şimdi hep söylerim Erdoğan'la ilgili bir değerlendirme yapıp bitirelim. Erdoğan için derdim ki azmiyle çıktı. Azimle hakikaten azmiyle çıktı. Hırsıyla batıyor iniyor. Gücü kaybeden kontrolü kaybeder. Erdoğan da kontrolde kalmadı. Ve itibarı kaybeden nezaketi kaybeder. Maalesef kullandığı dil bakımından nezaketi de kaybetti. Böyle olunca ne oluyor? Böyle olunca ne oluyor? Herkesle kavga eden bir Erdoğan'la, herkesle kavga eden bir devlet başkanıyla karşı karşıya kalıyoruz. Böyle olunca ne oluyor? Hırs başta karar eyleyince akıl baştan firar eyliyor. Ondan sonra beyefendi bütün muhalefeti teröristlikle, bölücülükle, ihanetle, mandacılıkla suçlayabiliyor. Kendi kusurlarını bile muhalefete mal etmek marifetini gösteriyor. O akılın baştan gitmesinin bir delaletidir. Çanakkale şehitleri şiiri vardır Mehmet Akif'in. Hani demişti ya bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Çok güzel. Öyle oldu hakikaten. Düşündüm. Akif şimdi yaşıyor olsa bu günleri görse ne derdi diye. Bence derdi ki bir inat uğruna ya Rab koca devlet batıyor. Akif aynen böyle söylerdi. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir aksilik olmazsa yarın tekrar görüşeceğiz. Paraları alalım. Alın neyse gelince veririz. Var mı bir şey? Her şeyi söyledik. Çok teşekkürler.